Kazandığımız için mutluyum Son oynadığımız iki dış saha maçında Kayseri Spor ve Ankara Gücü Benzer bir oyun olacağını öngörmüştük Evet benzer bir oyun oldu Bugün oyunun ilk bölümünde Ortada geçen bir oyun Oyunu oturtma çabaları her iki, iki takım açısından Daha sonra bir 20 dakikalık bölüm Biz topa sahip olduğumuz anlar daha doğru yerleştik, daha doğru hücum ettik, birkaç fırsat yakaladık. Ama 35. dakikadan devre sonuna kadar Sivas takımının geriden uzun oynaması bizim takımımızın boyunu uzattı. Bu da bizde problemler yaşattı. Orada Sivas takımı da birkaç fırsattan yararlanamadı. Devre arası o iyi oynadığımız anları tekrar planlamak istedik ve oyunun ikinci yarısının başında. Yine Sivas daha derli toplu, daha etkin oynadı. E, bu kez e, bir format değiştirdik hafta içi de çalışmıştık bunu. E, önde topun bizde kalması doğru yerleşmemiz gerekiyordu. E, karşılığında bir gol bulduk. E, sonra e, daha e, doğru oynayarak e, ikinci golü bulduktan sonra e, rakip Sivas takımının da oldukça etkili atakları vardı. E Bugün maç 0-0 giderken Sivas golü bulmuş olsa onlar da kazanabilirdi. Onlar da çok büyük çaba sarf ettiler. Bugün belki girdiğimiz pozisyonları gole çevirerek bugün buradan 3 puan aldık. Ee, bu haftada önemli bir üç puandı bizim için. Ee, şimdi dört maçımız kaldı. Dört gün sonra kendi sahamızda İstanbul Spor'la oynayacağız. Ee, orada da e, bu ciddiyeti, bu mücadeleyi, e, bu arzuyu e, göstermek istiyoruz. E, o maçı da kazanarak e, daha güvende olmak istiyoruz. E, bugün e, hem Kasımpaşa hem Sivas e, bulunduğu yer, e, bu, bulunduğu e, puan durumu e, uygun durumlar değil ama futbol böyle. Bu sene çok değişik ritimsizlikler oldu, farklı sebeplerle. Ama bu anları da yaşamak gerekiyor. Şimdi kalan dört maçı kazanmak için uğraşacağız. Sonra da gelecek yılımızı planlayacağız. Teşekkürler.